İyi Parti grubunun devlet bakım ve gözetimindeki çocuklarımızla ilgili vermiş olduğu öneri üzerine AK Parti grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Öncelikle önergeye konu olan Adnan Berk yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesinin ise acısını en derinden hissettiğimi ifade etmek istiyorum. Evlatlarını kaybetmiş her aileye olduğu gibi Adnan Berk oğlumuzun da ailesine sabır diliyorum. Bir anne olarak yaşadıkları üzüntünün tarif edilemez olduğunu biliyorum. Hayatını kaybeden evladımızın annesi 19 Ağustos tarihinde Avcılar Çocuk Büro Amirliği'ne başvuruyor. Farklı sebeplerle çocuklara bakamadığını ifade ediyor. Bunun üzerine Adnan Berk ve kardeşi 20 Ağustos 2023 tarihinde kuruma kabul ediliyor. Bu arada evladımızın parmakları bitişik doğduğu için ve bir operasyon geçirdiği için annenin isteği üzerine düzenli operasyon pansuman yapılması gerekiyor. Kurumda bu pansuman düzenli olarak yapılıyor. Muhtemelen bu pansumandan kaynaklı sebeplerle sürekli gözünü kaşıdığı için göz polikliniğine gönderiliyor. Burada da yabancı cisim olmaksızın korneal abrazyon ve konjonktival yaralanması tanısıyla tedavisine başlanıyor. 0-3 yaş arası çocuğu olan her aile bunun ne kadar doğal bir süreç olduğunu bilir. Bu süreçte çocukların kuruma tesliminde babanın rızasının olmadığı babayla yapılan görüşmede de anlaşılıyor. Bunun üzerine çocukların bir aile yakınına teslimi konusunda da dilekçe kurum tarafından 24 Ağustos'ta teslim alınıyor. 27 Ağustos'ta ise Adnan Berk evladımız karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırılıyor. 28 Ağustos'ta da maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen yavrumuz hayatını kaybediyor. Otopsi raporunu incelediğimizde buna sebep olabilecek herhangi bir kurum ihmali olmadığı, çocuğun herhangi bir şekilde fiziksel, psikolojik şiddet veya ihmale uğramadığının belgelendiğini görüyoruz. Hukuki olarak süreç devam ettiği için bu dosyanın belki de gizlilik içermesi gereken diğer detaylarını vermeyi gerekli görmüyorum. Bakanlığımızdan talep ederseniz daha detaylı bilgi alacağınıza eminim. En nihayetinde küçük bir çocuğun hayatını kaybettiği bir davada bu konuşmamın herhangi bir savunma anlamına gelmesini istemem. İnanıyorum ki dava her yönüyle incelenecek, detaylıca ele alınacaktır. Kimsenin bu olayın son kararı açıklanana kadar başta bakanlığımız olmak üzere hepimizin takipçisi olacağımızdan şüphesi olmasın. Fakat ben burada başka bir olaydan da bahsetmeden bu konuyu kapatmak istemiyorum. 6 gün önce biri %20 zihinsel engelli olan 18 yaş altı iki çocuğumuzu şu anda bizzat bu önergeyi veren milletvekili tarafından bunun suç olduğunu umarım bilmeyerek bir takım yönlendirmeleri de içeren sorular sorarak sosyal medya hesabından ifşa ettiğini hepimiz tanık olduk. Bu gönderi bakanlığın suç duyurusu sonrasında mahkeme kararı. Lütfen tamamlayın. Bu çocukların hayatında çok onarılamaz yaralar açtığı söylenebilir. Çok önemli bir sosyal medya kaydı bıraktı. Devlet korumasındaki bu çocukları organize şekilde bulundukları şehirden kaçırarak başka bir şehre götürmek, yayın yapmak üzere bir mekanda alıkoymak, farklı sorularla yönlendirmek, devam etmekte olan adli ve hukuki süreçlerin güvenliğini tehlikeye sokmak suç değil midir? Bu kurgu dolu yayınların bu çocuklara ne gibi bir yararı olmuştur? Bu çocukları ifşa etmek, özel hayatlarının gizliliğini ihlal etmek, unutulma hakkını ihlal etmek doğru mudur? Ben de bu soruları sormak istiyorum Sayın Vekilimiz. Değerli milletvekilleri, 2024 yılı Mayıs ayı itibariyle 1185 çocuk evimiz var ve bu çocuk evinde 15.000'e yakın çocuğun bakımı sağlanıyor. Bu kurumlar da belirli aralıklarla birçok farklı kurum tarafından denetleniyor. Aynı zamanda bu kurumda çalışan 9.000'e yakın personel de denetleniyor. Ve şunu söyleyebilirim, biraz daha rica ediyorum. Bir 30 saniye daha rica ediyorum Sayın Başkanım. Uygulamamız herkes için eşit. Bir dakikada uzattım ben. Devam edelim. Efendim, eşitlikten vazgeçmiyoruz. Herkes için eşit. Pek teşekkür ediyorum Sayın Vekil. Sayın Gören Bölük, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Çömez, buyurun.
Açalım Sançömez'in sesini. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekilimize de çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum bakanlık verdi bu bilgileri kendisine ama maalesef bakanlık kendisine doğru bilgi vermemiş. Bir, şu anda otopsi raporu yok. Yani aileye bir otopsi raporu verilmedi. İki, hastane raporlarını inceledim. Hastane raporlarında çocuğun ölüm nedeni belirtilmemiş. Ama hastaneye nasıl geldiğini biliyoruz. Çocuk ağır bir şekilde idrar yolları ve midesi ve akciğerleri kanamalı bir şekilde hastaneye intikal etmiş. Ve ölüm sebebi hastaneden çocuk tahliye edilirken daha doğrusu vefat ettikten sonra ölüm sebebi raporlarına yazılmamış. Aile feryat ediyor benim çocuğum niye öldü diye. Dolayısıyla bu aileye mutlaka ve mutlaka gerçekçi doğru bilgi verilmesi lazım. Otopsi raporunu gördüyse sayın vekil o raporu bana da versin beraber konuşalım. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir otopsi raporunda ailenin kusuru yoktur veya devletin kusuru yoktur yazamaz. Sayın Çömez lütfen tamamlayın. Ben mesleki hayatı boyunca otopsi yapmış bir insanım. Benim uzmanlık alanım. Otopsi raporunda devletin kusuru yoktur diye bir şey yazamaz. Yazıyorsa bu raporun arkasında başka bir şey vardır. Varsa bu rapor ellerinde hem Sayın Bakanlık hem de sizler lütfen paylaşın, oturalım konuşalım. Hala soruyorum. Sapasağlam teslim edilmiş ve oraya gelirken, yuvaya emanet edilirken sağlam olduğu raporlara kaydedilmiş bir çocuk neden öldü? Bunun hesabını vermek zorunda. Öte yandan benim suç işlediğimi söylüyor Sayın Bakan. Cevap vereceksin Sayın Bakan bana. Bu çocuklar niye tecavüz edildi? Niye yurttan kaçtılar? Ben o çocukların yüzünü göstermedim. Adını paylaşmadım. Bana diyor ki Sayın Bakan suç duyurusunda çocukları yönlendirmiş. Sen niye yönlendiriyorsun çocukları Sayın Bakan? Bu çocuklar yuvada uyuşturucu kullanıldığı için, dövüldükleri için, tecavüze uğradıkları için kaçmışlar. Üzerlerinde hala bıçak yarası var. Nasıl vicdanınız sızlamadı sizin? Gelin bunları araştıralım. Bir daha söylüyorum. Sayın Çömez lütfen. Samimiyetimle söylüyorum. Ağzımdan bir tek kelime eleştiri çıkmayacak. Kurun bu komisyonu, kaldırın o ellerinizi ve deyin ki Turan Çömez'in ve burada konuşulan şeylerin doğru olmadığını kanıtlamaya hazırız. Kaldırın ellerinizi, söz veriyorum size ağzımı açmayacağım. Yeter ki o yuvalara gidelim, Balıkesir'e gidelim, Bandırma'ya gidelim, Kozlu'ya gidelim. Bakın çalışan birisi tecavüz ettiği iddia ediliyor. Kozlu'ya gidelim, Sincan'a gidelim çocuklar niye kaçtı? Daha birçok örneği var. Mersin'e gidelim. Onların hepsine gidelim beraber ve olmadığını birlikte kanıtlayalım. Derin bir nefes alalım. Hem Sayın Bakan'a hem de parlamentoya teşekkür edelim.